Allah kahretsin. Neden hiç sevmedin beni Cemil? Neden hiç dinlemedin? Neden hiç anlamadın beni? Ben senin için her şeyden vazgeçtim. Nil Hanım, iyi misiniz? Defol buradan. Beni kimse rahatsız etmesin, anlıyor musun? Kimse. Ne oluyor Emine? Nil Hanım delirmiş gibi. Geleneğini parçalamış, bağırıp duruyor. Sayın abla da tam gidecek zamanı buldu. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Babasını arayacağız. Bir günde olaysız geçse koç keseceğim valla. Alo. Ali İhsan Bey ile görüşecektim. Evden arıyorum. Acil bir durum var da. Efendim. Tabii tabii, bağlayın. Efendim Emine. Ali İhsan Bey, Nil Hanım pek iyi değil sanırım. Ne diyorsun sen? Ne oldu? Gelinini paramparça etmiş. Ağlayarak bağırıyor. Sinir krizi gibi bir şey geçiriyor sanırım. Sen sakın yanından ayrılma. Ben hemen oraya geliyorum, tamam mı? Odasının kapısını kilitledi. Tamam Emine, geliyorum ben oraya. Bekle. Kurşunlatmakla falan korkutamazsın. Hadi. Ne yapacaksan yapsana lan. Ha, karşındayım bak. Yok. Ama senin işin anca oyun çevirmek değil mi? İkbet'i anca elinde tutmayı böyle bilirsin sen değil mi? Seninle kaybedecek zamanım yok benim. Hadi defol git buradan. Şimdi senin bunu beynine sıksam kimse kurtaramaz seni, biliyorsun değil mi? Sen bana demiştin ya, elimi kirletmeye bile değmez diye. Şimdi seni anlıyorum. Benim Fethle mutlu olurken sen de o zavallı hayatını yaşamaya devam et. Bu henüz böyle bitmedi. Göreceksin sen. Bir daha sakın karşıma çıkma. Seni öldür. Dağılın, ne bakıyorsunuz? Sarmı? Geç. Hayrola? İşi bıraktım abi. İzin verirsen bu evde sizinle yaşamak isterim. Olur mu öyle şey? Başımın üstünde yerim var. Geç. Sağ ol. Dükkan niye kapalı? Bu saatte sen evde olmazdın. Hasta mısın yoksa? Yok bir şeyim yok. Hadi. Gel bakalım. Buyur evine. Niye ayrıldın sen? Artık çok yoruldum abi. O koca evi idare edecek gücüm yok artık. İhtiyacım da yok Allah'a şükür. İffet ne diyor? Ha? Sahi İffet nerede? Sahi mi? Ne oldu? Yine bir şey mi oldu? Nasıl olsa duyacaksın abi. En iyisi benden duyman. İffet Ali İhsan Bey'den boşanacakmış. Malikaneyi terk etti.
Ne demek terk etti? Bu kız ne zaman uslanacak? Hepiniz beni mi öldürmeye çalışıyorsunuz? Şimdi nerede, kimin yanında? Bilmiyorum abi. Ama bu sefer diğerleri gibi değil. Artık dönmeyecek. Ya dönmeyecek ne demek? Ben ona boşanmayacaksın dedim. Madem evini terk etti, ne bu evi, ne beni, ne Nimet'imi daha göremez. Ama bütün bunların suçlusu sensin, biliyor musun? O evde çalışması için beni ikna etmeseydin bütün bunlar olmayacaktı. Ben o zaman sadece yardım etmeye çalışmıştım abi. Ama sahip çıkmadın, sahip mi? Eğer sen adam gibi sahip çıksaydın bana hacet kalmazdı abi. Sahip mi? Abi, ben öyle demek istememiştim abi. Ama doğru dedin sahibi. Ben onlara sahip çıkamadım. İyi yetiştiremedim. Ama bu utançla daha fazla yaşayacak değilim. Yeter artık, anladın mı? Yeter! Abi, abi nereye gidiyorsun? Abi! Nimet'i istiyorum. Nimet'i getirin bana. Ne oluyor? Bu manyak ne yapıyor ya? Sana sormak lazım. Çocuğa ne yaptıysan artık. Git konuş Nimet. Böyle bir şeyi şansa bırakamayız. Hadi. Ne sıkıcı bir şeymiş bu. Öyle televizyondan gözüktüğü gibi eğlenceli falan da değil yani. Orkun, ne yapıyorsun orada? Çok açık değil mi? Beni sevdiğini söyle. Atlarım yoksa aşağı. Yok daha neler ya. Ha, çok istiyorsan buyur kendini at. Ama seni sevmiyorum. Nimet. Az daha düşüyordum ha. Allah'ın sopası yok işte. Tamam. Kendimi atmak için değil, seni etkilemek için çıktım buraya. Ama seni gerçekten seviyorum. Boşuna uğraşma. Hem söylediklerine inansam bile aramızda bir şey olamaz. En azından eskisi gibi arkadaşla takılabiliriz herhalde. Tamam. Ama sen de bir daha böyle saçmalıklar yapmayacaksın. Anlaştık. Nil. Nil, aç kızım kapıyı. Ne olduysa halledebiliriz. Lütfen aç kapıyı. Cemil'i geri getirebilir misin baba? Bunu yapabilir misin? Kızım, gerekirse onu da yaparım. Lütfen aç ve benimle konuş. Hadi kızım. Yalanmış. Beni hiç sevmemiş. Her şey geçecek hayatım. Her şey çok güzel olacak. Ve sen onu unutacaksın. Ben onu o kadar çok seviyorum ki. O gidince yok oluyorum. Umutsuz, nefes almak bile istemiyorum. Sen değil, o acı çekecek. Sana yaşattıklarının intikamını alacağım ondan. Onu pişman edeceğim. Boğacaksın ama beni ha. Özür dilerim. Dalga geçiyorum kız. İyiyim tabii. Sakin olsana biraz. Bak yanındayım senin artık. Çok korktum.
Ali İhsan'la karşılaştın mı? Nil ne dedi? Konuştum. Bundan sonra hiç ayrılmayacağız. Hiç sorunumuz kalmadı. Hala inanamıyorum. Sanki her an bir aksilik çıkacakmış gibi. Acıkmışsındır sen. Vallahi kurt gibi açım. Ne yaptın benim için? Fazla bir şey yapamadım heyecandan. Sen hep bahane uydur bakalım. Hani sen en güzel yemekleri yapan kişiydin? Yoksa beni mi kandırdın? Açıp sor kime istersen. Benden iyisi yoktur mahallede. Kendimi bildim bileli yemek yapıyorum ben. Ablam nerede şimdi? Babam ona bir şey yapamaz değil mi hala? Yok kızım. Ya nerede olduğunu bilmiyor zaten. Ne yapacak? Peki nereye gitti şimdi? Niye öyle sinirle gitti? Gelir birazdan. Gelir. Sen sakin ol kızım. Babam. Abi. Ya çok merak ettik seni be kuzum. Nimet, bunu pencereden as. Evi mi satıyorsun abi? Ama bu evi sen çok seversin. Senin her şeyin. Ben de bu evde oturacak yüz mü kaldı sahibi? Ev satılır satılmaz gidiyoruz buradan. Hiç kimsenin bizi tanımadı. Hiç kimsenin hiçbir şey bilmediği yerlere. Ama baba okulum. Orada gidersin. Zaten liseyi bitirince evde oturacaksın. Öyle üniversite falan yok. Ama. Aması babası yok. Ablandan sonra bir de seninle uğraşamam. Abi. Çok acele kararlar vermiyor musun? Biraz daha bir düşünseydin. Aslında geç bile kaldık. En başında yapmalıydım bu işi. Ev satılsın. Gidelim buralardan. Allah. İyi ki geldik buraya. Bütün sıkıntılar bir anda uçup gitti sanki, ne garip. Nasıl oluyor bu? Ben o mucizeyi seni buraya getirdiğim ilk gece yaşadım. Senden asla ayrılmak istemediğimi, senin hayatımın kadını olduğunu anladım. Sana o kadar kötü davrandığım halde üstelik. Nasıl davrandığının, ne söylediğinin hiçbir önemi yok. Çünkü ben gözlerindeki o yüzünü gördükten sonra aşık oldum sana. Teşekkür ederim. Niçin? Her şeye rağmen benden vazgeçmediğin için. Bunu o geceden sonra senin için aldım. Ama bir küs, bir barışık fırsat olmadı. Gözyaşı damlası gibi. Sana yakışır diye düşündüm. Çok güzel. Her gece uyumadan gözlerini görmek istiyorum. Ve her sabah gözlerini görmek için heyecanla uyanmak. Dilek, benimle evlenir misin?
Alo. Biliyorum uzun zaman oldu. Bana göre bir şeylerin var mı? Tamam. Ne kadar olursa. Evet Yasemin. İffet'in nerede olduğunu öğrendim. Öyle mi? Neredeymiş? Arif Bey'in taş ocağı varmış o bölgede. Yani Cemil'le birlikte olabilirler. Böyle olacağını tahmin etmiştim zaten. Bana adresi verir misin? Teşekkür ederim. Beğendin mi? Zor işte. Fena değil. Gerçekten mi? Gerçekten mi? Ellerine sağlık, güzel gözlüm benim. Benim hayatım boyunca yediğim en lezzetli yemekti. Tatlı yapamadım, evde hiçbir şey yokmuş. Allah Allah. E sen varsın ya tatlı yerine. Ben masayı toplayayım. Dur bırak şimdi sofrayı. Olmaz. Masa böyle beklemez, evin bereketi kaçar. İyi. Ben de sana yardım edeyim o zaman. Yapma ne olur. Sen zaten bütün gün yollardaydın, ben hallederim. Yorulmadım ben. Senin yanına geleceğim diye sabırsızlıktan öldüm oğlan. Otur biraz ya, hadi gel. Çok özledim ben seni. Ben de seni. Cemil. Ne var lan? Rahatsız ettim galiba. Yoksa kutlama mı yapıyordunuz İffet'le? Aynen öyle. Bir itirazın mı var? Kutlama için daha çok erken. Benden bu kadar çabuk kurtulamazsınız. Senin boş laflarını dinleyecek zamanım yok benim. Birazdan karşılaştığımızda göreceğiz kim boş konuşuyormuş. Sizi bulamayacağımı sandınız değil mi? Arif abinin sırtına yaslanarak onun taş ocağında saklanacağını mı sandın? Ha? O kadar kolay oldu ki sizi bulmam. Biraz sonra siz doğduğunuza pişman edeceğim. Gelmezsen oğlum var ya seni gördüğüm an geberteceğim lan. Ne dedi? Nerede olduğumuzu bulmuş mu? Buraya mı geliyor? Ya o herif de benim karşıma çıkacak cesaret nerede? Anca işte böyle telefonda canımızı sıkıyor. Cemil bilmiyorsun. O çok tehlikeli biri. Ya onun her tarafı tehlike olsa ne olur İffet? Bilmiyorsun. Ben her şeyi biliyorum, sen merak etme. O şerefsizin seni tehdit ettiğini, bize kurşun sıktırdığını, hepsini biliyorum, merak etme. Seni de böyle korkuttu değil mi? Hı? O yüzden hep onun yanındaydın. O yüzden saçma sapan davranıyordun değil mi? Cemil. Ben sana bir şey yapacak diye çok korktum. Çok korktum. Korkma artık. Ben varım senin yanında. Kimse bize bir şey yapamaz. Hadi topla bakalım sofrayı. Kalk. Selam. Ne kadar getirdin? Elimde bu var. İffet sen sakin olsana biraz. Şişt. Korkacak bir şey yok. Bak hala gelmedi. Sadece huzurumuzu kaçırmaya çalışıyor. Kesin bir planı var.
bir şeyler yapacak ama ne? Ya ne yaparsa yapsın bir işe yaramayacak İffet. Ben varım senin yanında. Ben kendim için değil, senin için korkuyorum. Bir şey olmayacak diyorum. Hadi. Söz mü? Söz. Ya bir araç yolda kalmış. Bir bidon benzin ayarlar mısın bana? İkisi de rastlamış. Hemen vereyim. Sağ ol. Yeter artık İffet. Gel otur şöyle. Şöyle doya doya bir gözlerin içine bakayım senin. Çok özledim ben seni. Böyle sonsuza kadar durabilirim biliyor musun? Ben de. Yalnız... eğer burada sonsuza kadar kalmayı düşünüyorsak... kendimize daha rahat bir yer bulmamız lazım yoksa her yerim tutulacak benim. Acıttın mı? Özür dilerim. Gel buraya gel. Seni seviyorum. Gözlerini seviyorum. Kokunu seviyorum. Her şeyini seviyorum.